Evet, AKİTV ekranlarından canlı yayınlanan manşetlerin diline bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa sizler de görüş, öneri ve yorumlarınıza katkı sağlamak isterseniz KJ'de yer alan sosyal medya hesap adreslerimize ve WhatsApp irtibat numaramıza yazabilir, programımıza ortak olabilirsiniz. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Eyvallah. Üzüntülü bir haberle başlayalım. Kötü bir haberle demeyelim. Niye? Ölüm hak. Kendi dizelerinde de hatırlanan güzel bir ifadesi var. Dünya sürgünü diye bahsediyor. Allah rahmet eylesin. Sezai Karakoç, mütefekkir, şair, yazar, düşünür. 88 yaşında dün hayata gözlerini yumdu. Biz de sürmanşetimizi yıktık. Sezai Karakoç'a ayırdık. Hakka yürüdü. Birçok gazetenin yine sürmanşetinde, manşetinde, Milli Gazete sonrasında tam sayfa kapak yapmış yine Sezai Karakoç'u. Ebediyete intikalini vermiş. Allah rahmet eylesin diyelim. Allah mekanını cennet etsin. Amin. En başta edebiyat dünyasında tabii yeni nesilde şair diye sayabileceğiniz birkaç isimden birisi. Eski Osmanlı'da olsun, eski Türkiye'de olsun, evet sayabiliyorsunuz Mehmet Akif'leri. Belki Necip Fazıl'ı da ara dönem olarak sayabilirsiniz. Ama yeni dönemde Sezai Karakoç yeni stille yazılan şiirler noktasında gerçekten önemli bir isimdi. Değişik kesimler tarafından da takdirle karşılanıyordu. Fazla politik bir söylemi olmadığı için, gerçi partisi bile vardı. Diriliş Partisi diye bir parti de kurmuştu. Ama sonuç itibariyle o partinin söylemleri öyle sol cenahı vesaire rahatsız edecek bir söylem geliştirmediği için sol çevreler tarafından da takdirle izlenen bir şairdi. Sayın Cumhurbaşkanı da şiirlerini defalarca tekrar tekrar, ki AK Parti'ye yönelik de bazı tarihlerde rahmetlinin eleştirileri de olmuştu. Buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanı Sezai Karakoç'un şiirlerini gerek mitinglerde gerek sohbetlerde vesaire tekrar tekrar okuyordu. Tekrar kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi bir fotoğraf var, onu da verelim. Öyle konuyu şey yapmış olalım. Bugün de zaten kendisinin cenaze töreni, ikindi vakti herhalde kılınacak bir cenaze töreni var. Tam net değil ama şimdi o ekranda tam görünmüyor. Siz izleyicilerimiz ekranda nasıl görüyorsunuz tam olarak bilmiyorum ama şimdi bende çok daha net görünüyor. Şöyle bir bakıyorsunuz mesela ayakkabılarına, dizlerine, dediğim gibi bu ekranda tam görünmüyor ama bende net görünüyor. Dizlerinde beyaz bölümler var. Niye? Secdeye kapandığı için, namaz kıldığı için. Bakıyorsunuz 40 yılın başı taktığı bir kravatı var. Öyle her zaman her yerde takmadığı, bizim gibi takmak istemediği bir unsur. Şöyle bir en son bir karede de bir otobüste ya da metrodaydı yanlış hatırlamıyorsam şöyle duruyor. Şimdi yani benim böyle baktığımda şöyle bir manzara çıkıyor karşımıza. Tabii lüks, şaşa, ondan sonra ya da benzeri şeylere özenmek ya da özenmemek ayrı ama şimdi sol kesim dışkı yiyeni, işte tadı güzel de diyeni, yetmeyip bunu eşinin başının üstünden de döktüğünde çok mutlu olanı, bunu da gayet güzel insanları anlatanı, öğrencisinin eteğini kaldırıp bir şaplak attım diyeni ya da işte vatan haini olarak nitelendirilip yurt dışına firar edeni, yani kalıp kendini savunmaktansa hani ben bunu yapmadım demeye bile tenezzül etmeyip direkt yurt dışına firar edeni el üstünde tutuyor. Bir şekilde şey yapıyor ama bizim taraftaysa hani bizi kastederek söylüyorum genel manada Sezai Karakoç, Abdurrahim Karakoç, Hasan Karakaya gibi hakikaten hani bu işe ömrünü adamış. Bir kere geliyoruz dünyaya dememiş. Ömrünü o bir kere geldiği yeri bu davaya adamış. İnsanlara da dönüp bakıyorsunuz. Yani hem yaşarken hoyratça kullanıyoruz, istismar ediyoruz.
Yani her şeyini alıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Aha böyle yazmış diyoruz. Vefat ediyor. Vefat ettikten sonra bile yani hani bir anma, bir hayır duası. Hani bu genel manada söylüyorum. Şimdi biri diyebilir ki ben dua ettim kardeşim. Geçen de namazda yer verdim duamda. Denebilir ama toplumsal olarak yani bir sol kesim işte o söylediğimiz kesim nasıl değerlendiriyor kendi aydınını? Ki aydınların da birçoğunu söylüyoruz işte. Üstüne dışkı attım, tadı güzeldi, şaplak attım diyen adamlar önemli bölümü. Şimdi bu tarafta da böylesine kıymetli insanları yaşarken hoyratça kullanıyoruz. Harcıyoruz. Vefat ettikten sonra da işte bir gün anıyoruz, iki gün anıyoruz. Mesela Hasan Karakaya gibi bir adamı, bir kalemi. Yani ben yılda bir değil, her hafta başı bir şekilde, her ay bir belediyenin, bir yerin bir adına bir sempozyum, bir program, bir şey düzenlemesi gerekiyor. Yani o eserlerini toplaması gerekiyor. Yok. AK Parti'den çıktıktan sonra da belediyeler, ilçe belediyeleri yine var ama... onu beklemek beyhude olacaktır. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nu da ilk defa keşfeden de Sayın Hasan Karakaya'dır rahmetli. Çünkü o da Beylikdüzü'nde oturduğu için Beylikdüzü'nden Ekrem İmamoğlu'nu çözmüştü. Ve daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı falan da hiç söz konusu bile değildi. Rahmetli Hasan abi vefat ettiğinde. Ondan öncesinde son yazıların bazıları da zaten Ekrem İmamoğlu'yla ilgilidir. Dolayısıyla kıymetlerimizi belki yaşarken de bilmemiz, onları hakkıyla layık oldukları şekilde ilgiyle kendilerine yönelik belki tanıtımları vesaire yapmamız gerekir. Ama maalesef toplumda işte sen ben kavgası görüyorsunuz. Muhafazakar kesim bile siyasi cenahta 50 tane ayrı ayrı partiler, ayrı ayrı ben şu parti, ben bu parti vesaire vesaire diye söylemler geliştirilerek. Halbuki tümüyle ya ayrıntıda şu 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 noktalarda bizim farklı düşüncelerimiz olabilir. Ama biz bir Ayasofya Camii konusunda farklı düşünemeyiz kardeşim. Biz Ayasofya'nın müze olmasına tahammül edemeyiz deyip o Ayasofya'yı camiye çeviren insana... Ya biz bu noktada bu Cumhurbaşkanı'na desteğimizi devam ettirmemiz gerekir denilmesi gerekirken işte Tayyip Erdoğan aleyhine oradan Ahmet Davutoğlu, öbür taraftan Ali Babacan biraz sonra konuşacağız. Cumhuriyet tarihi boyunca doların başına ne geldiyse veya TL'nin başına ne geldiyse bugünlerde de benzerleri gelmiş ama tarihimizde ilk defa ilk defa diye bir de yalan söyleyerek, sahtekarlık yaparak algı operasyonlarına imza atıyoruz. Allah gecinden versin. Yani bir Tayyip Erdoğan'ı kaybettiğiniz zaman siz yerine kimi koyacaksınız? Ahmet Davutoğlu'nu mu koyacaksınız? Bir gün öyle, bir gün öyle. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na şirinlik yapan, ona kefillik noktasında Tayyip Temel Karamollaoğlu'yla yarışan, o uğurda da Tayyip Erdoğan'a hakaretler ederken Kemal Kılıçdaroğlu'nu da göklere çıkartan Ahmet Davutoğlu'ları, Ali Babacanlar. Yani siz kaybettiğiniz zaman değerlerinize o zaman mı sahip çıkacaksınız? O zaman mı kalkıp işte ben Tayyip Erdoğan'la şu anılarım vardı. Bak şöyle şöyle dik durmuştu. One minute derken de bak şöyle şöyle yapmıştı diye. O zaman mı? Yani. Yani dün neler neler söylüyorlardı. Bugün biz senin kıymetini anlayamamışız diyorlar. Yok, sol kesim onu söylüyor. Bu taraftan da yine benzer şekilde Erbakan Hoca için rahmetle anan birçok insan. Ama gelin görün ki işte toplumumuzun da muhafazakar insanların da hali bu. Sol cenaha bakıyorsunuz bir Nazım Hikmet denildiği zaman hepsi hemen lop ayağa kalkıyor. Ama siz bu cenahta belli isimler etrafında bile toplumu bir şekilde toplayamıyorsunuz. Işte, ama şeyi yok ki yani şöyle dönüp baktığınızda mümkünatı yok ki işte Ali Babacan bugün diyor ki biz geldiğimizde şöyle düzelteceğiz. Siz kimsiniz diye bakıyorsunuz. En son kamuoyu araştırmasına baktım. Onlardan olan adam bile %1.1 demiş. Sen nasıl düzelteceksin geldiğinde? Şimdi hani ya diyor ki CHP düzeltecek o zaman geldiğinde gelirse. Çünkü sen yoksun ortada. %0'sın. %1 bile değilsin. Ya da dönüp bakıyorsunuz İşte Milli Gazete'ye birinci sayfasından
Neyse ki üstadı söylüyor Sezai Karakoç'u. Sezai Karakoç'un rahmeti sebebiyle tam sayfayı vermişler. Hemen iç sayfasına çıkıp dönüp bakıyorsunuz. Çerez parasına güç yetmiyor. Ne olacak bu fındığın fıstığın hali? Biz bira içerken şey yapamıyoruz. Fındık fıstık yiyemiyoruz diyen ahalinin derdine düşüyor. Geçen bir ay önce de hatırlayın Bodrum uçak biletleri uçtu. Ya bırak Berkecan Ece düşünsün Bodrum. Ankara bileti uçtu mu kardeşim? Afyon bileti uçtu mu? Afyon'a uçak inmiyordu. Havalimanı yoktu. E buraya şeyleri geliyor, temsilcileri geliyor programa. Uşak Havalimanı niye yapıldı? Gereksiz diyor. Ya sen git bir Uşaklı'ya söyle bakalım. O istemeye gittiğinde Uşaklı'ya diyor musun gereksiz bu? Yani bilmiyorum, ben hakikaten anlamakta güçlük çekiyorum. Ya işte bir tane Kütahya Havalimanı'nı bulmuşlar, ona yapışmışlar. Dün akşam bir televizyon kanalında yine aynı şeyi, aynı mavalı okudular. Ben yüksek sesle söylüyorum, Kütahya Havalimanı yanlış yapılmış kardeşim. Rahatladınız mı? Türkiye'nin 81 vilayetine havalimanı yapılırken bir tanesinde yanlışlık yapmışlar. Yani 81'de bir. Rahatladınız mı? Solcular, kapitalistler, ama bu, bilmem neler. Tam bu, hepsine birden söylüyor. Bu adamlar değil miydi daha düne kadar? Ulaşım bir haktır. Ulaşımdan nasıl olur da kar zarar hesabı yaparsınız? Onların ağızlarını kapatmak için söylüyorum. %100 başarısız anlamında söylemiyorum. Hataydı. Yani öyle bir algı oluşturuyorlar ki bir tane havalimanını size gösterip sanki 81 vilayette de aynı hata yapılmış gibi veya aynı kendilerine ürettikleri o gerekçeler 81 vilayette de varmış gibi bir algı oluşturuyorlar. Ya topu topu gösterdiğiniz İstanbul Havalimanı, o havalimanını 30'a, 300'e katlıyor ya. Karlılıkta katlıyor, dünya genelinde katlıyor, hepsinde katlıyor. Onu da yapan AK Parti, bunu da yapan AK Parti. Bunu yapan AK Parti Kütahya'yı yaparken şunu da düşünmüş olur. O açıdan da hak veririm. Ya kardeşim ben parasına bakmıyorum. Ben vatandaşımın istediği zaman uçağa atlayıp İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Erzincan'a, Hakkari'ye, Van'a gitmesini arzuluyorum. Dolayısıyla ben orada zarar etmeyi göze ala ala o havalimanını yaptırdım derse siz ona hiçbir şey diyemezsiniz. Ankara'da oturan insanın uçağa binme hakkı var da, Uşak'ta, Kütahya'da oturan insanın yok mu kardeşim dediği zaman siz hiçbir şey diyemezsiniz. Ama koca koca profesörler önlerinde dosyalar, sayfalar açıyorlar. Bir Kütahya. İstanbul Havalimanı'na bir türlü gelemiyorlar. Başka başka havalimanları yapılmış, Hakkari'sinden Erzincan'ına, Erzurum'una kadar birçok havalimanı yapılmış. Bir tanesine tek kelime edemiyorlar. Sonra program sırasında uçuyorlar. Diyanet'in bütçesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesini geçti diyorlar. Utanmadan, sıkılmadan bu ulusal kanallarda bir profesör, hem de iktisatçı olduğunu söyleyen bir profesör, ahlaksız diyeceğim ben ona. Diyanet'in bütçesi, Milli Eğitim'in bütçesini geçti diyor. Karşısındaki milletvekili de ya yok olmaması lazım. Ben de olsam ben de tereddüt ederdim. Bu kadar profesör, titri olan bir adam, iktisatçıyım ben diyen adam, bir televizyon kanalına, ulusal kanala çıkıp da ahkam kesen birisi bu kadar rahat Diyanet'in bütçesi Milli Eğitim'i geçti derse, yani ben iddialı konuşmayayım ama bu kadar, ben bile şaşarım. Bu kadar büyük yalan söylenmez diyorsun. Söylenmez ya derim. Sonra baktı, kendisine bilgi notu atıldı. Milli Eğitim'in bütçesi 210 milyar. Diyanet'in bütçesi 16 milyar. Onda bir. Aaa! Adam tık. Tık yok adamda. Gayet rahat. Nerede kalmıştık biz? Deyip evrakları çıkartıp devam ediyor yalanlara. Başka konularda yalan. Bu sefer atlıyor. Çanakkale Köprüsü 2023 bilmem ne yapılmış. 2023 niye yapıldı? 2023 yılında açıldığı için açıklık uzunluğu 2023 metre olarak hesaplanmış. E belki de orası 1993 metreydi. Niye siz
2023 yaptınız ki onu? 2023'e denk getirmek için köprünün uzunluğu mu ayarlanır? Demeye getirdi. Orada da dili mi sürçtü diyelim. Yoksa zaten metre nedir, kilometre nedir bilmiyor mu diyelim. 43 kilometre fark çıkarttınız falan. 33 kilometre fark çıkarttınız belki de siz dedi. Fizibilite falan yapmadan siz köprüyü insanın asabını bozuyor. Ya bir Çanakkale köprüsü fizibilite çalışması yapılmadan nasıl yapılır ya? Yapmamış işte. Ne yapıyorsunuz? Geçen gün Yeni Akit Komitere'de vardı. Ateistlere bir cevap diyerekten atmışlar işte yapboz gibi bir şeyleri atmışlar kutunun içine. Ondan sonra bir çalkalıyor adam. 50 tane parçaysa birdenbire kutuyu çalkaladıktan sonra bir bakıyorsunuz uçak olarak o hazırlanmış çalkalamadan sonra kapağını açıyor. Uçak olarak çıkartıyor. Bir de dönüyor. Pervanesi de dönüyor. İşte ateizm böyle bir şeyi iddia ediyor. Kendiliğinden insan. Şu parmağınızdaki iz sizin parmakla uyuşmuyor. Şu parmağın üzerindeki iz ya. 8 milyar insan var, 8 milyar parmak izi var. Ateizm nasıl öyle o noktada iflas ediyorsa bu adamların kafası da adam diyor ki 2023 metre ayarlamışlar diyor. 2023 yılında açacakları için 100. yıl olduğunu da Cumhuriyet'in 100. yılı olduğunu da bilmiyor herhalde ki. Zannediyor ki 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Cumhurbaşkanlığı seçimi vesilesiyle sanki 2023 metre yapılmış Çanakkale Köprüsü'nün uzunluğu gibi bir algıyla diyor ki fizibilite çalışması yapmadan 2023'e denk getirmek için köprünün uzunluğunu da 2023 metre yapmışlar. Güler misiniz, ağlar mısınız? Bunu söyleyen insanlar, profesör. Ve ondan sonra bunları çıkartıp ulusal kanallarda konuşturuyorlar. Konuşturduktan sonra karşılarına getirdikleri adamı da ezmek için ya sen ne konuşuyorsun falan filan diye de bir de daha ahkam kesiyorlar. Türkiye'de maalesef medya alanında çok yani öyle bir algı operasyonu yürütülüyor ki biraz sonra belki bunlarla konuyu kapatıp da vakti öldürüp de şu dolardaki operasyonun Cumhuriyet tarihi boyunca nasıl bir süreç işlediğini göstermeden bugünkü efendim ne oldu? Sabahleyin açıyorsunuz televizyon kanallarını. Ya bir günde %3 kaybetti doların karşısında TL değeri. Bir günde %3 Cumhuriyet tarihinde olmamış bilmem nerede olmamış. Ya hepsinin rakamları burada ya. Cumhuriyet tarihinde hep aynı oyun oynanmış. En başından itibaren bir tek 1932-38 arasında sabit kalmış. O zaman da zaten senin dolarla bilmem neyle TL ile kalkıp da bir işin olmadığı gibi zaten sen kendin Bakanlar Kurulu kararıyla sabit yapmışsın. Daha 1980'lere kadar zaten sabit olarak getirmişsin. Çünkü dolar içeride hareket, cebinde bir dolar bulunan adamı götürüp hapse atıyordun ya. 1980'den önce yani. Zaten hapse atıyordun sen. Şimdi çoluğun çocuğunun cebinde dolar var. E böyle bir ortamda, böyle bir pozisyonda çok daha rahat şekilde dolar üzerinden operasyon yapılması mümkün. Şimdi vatandaşa şunu söylettiriyor. Biz ne yapacağız şimdi? Dolara da zam gelmiş, dolar da fiyatı artmış. Biz ne yapacağız? Ha, akşamleyin dolar yiyeceksin, yiyemeyeceksin artık, aç kalacaksın. Dolar dün %2 mi, %3 mü değer kazanmış, kazansın. Ben akşamleyin yemeğimi yedim, yattım. Sabahleyin kahvaltımı yaptım. Var mı? Bir tane Allah'ın kulu şunu diyebilir mi? Diyecekler ki şekere %25 zam geldi kardeşim. Onu söyleyecekler. Ekmek hala bugün itibariyle 20 gün oldu. Ekmek 2 liradan satılan fırında var. 2,5 liradan illegal olarak henüz daha zam gelmediği halde keyfi zam yaparak işte, suç işlemini de göze alarak satan da var. Tamam, orada da kolluk kuvveti nerede? Yani mesela şöyle düşün, valilik nerede? Maalesef. Eğer bu 2 liraysa, 2,5 lira hakkı 2,5 liraysa, tam desin ki 2,5 lira. Biter. Ama ortaya bakın ya, şu rezalete bakın. İTO'ya bağlı fırıncılar zam yaptı, şuna bağlı fırıncılar zam yapmadı, buna bağlı olan fırıncılar zam yapmadığını görünce de şu kurum aradı, bak zam yapmazsan sen ekmeğe, hani
Serbest piyasaydı. Bakın bir gün olsa bu karışıklık, derim ki ya bir günlüğüne 2 liradan satanlar kendi karlarından feragat ediyorlar. Ellerinde un vardı, şu vardı, bu vardı. Onu kullanarak eski fiyattan sürümden kazanmayı düşünüyorlar. 20 gün geçti. 20 gün hangi fırın dayanabilir eski fiyattan? Eğer gerçekten 2,5 liraysa bunun hakkı. Gerçekten bunun maliyeti 2,20, 2,30 da zaten 20 kuruş kar ediyoruz, onu da mı etmeyelim diyorsa, 2,5 liraya satanlar haklıysa, 2 liradan satanlar şu an manyak mı ya, deli mi? Yeni, kafadan çatlak mı bu adam? Yeni Akit.com.tr'de bir haber vardı. Şey yapanı, zama karşı zam yapmayıp 2,5 liradan satmayıp 2 liradan satanı da arayıp tehdit ettiklerini söylüyorlardı. Ceza keseriz, şunu yaparız, bunu yaparız, ruhsatını iptal ederiz. Yani şimdi şöyle dönüp baktığımızda, şimdi bu iş bence şu durumda polisiyelik bir durum almış. Yani bu işe ya mülki idare mi el atıyor ya savcılık mı el atıyor? Şöyle düşünün, biri zam yapıyor, zam yapan kendi artık abonesi mi dersiniz, o odaya bağlı fırıncı mı dersiniz, zam yapmadığında da bakın birisi astronomik zam yaptığında kalkıp savunuyor hemen, diyorlar ki serbest piyasa ya, siz kime ne dokunuyorsunuz, ama diğeri ben 2,5 lira yaptım 2,5 liraya satacaksın dediğinde, valilik de hayır 2,5 lira değil 2 liraya satacak dediğinde, 2 liraya satıp valiliği dinleyin de açıp tehdit ediyorsa, yani şu suç ihbarıydı. Yeni Akit.com.tr'deki o haber suç ihbarıydı. Yarın fırıncılar odası mıdır? İTO mudur? Kimse bunun sorumlusu. Ya da o kol mu? Oradaki birim midir? Kimse sorumlusu. Çağrılacaktı ifadeye. Gel kardeşim. Sen kimi tehdit ediyorsun? Bir anlat bize hele. Ve medyadaki uzantıları da Türk Ceza Kanunu'nda da bununla ilgili madde var. Fiyatlarda oynamak şeklinde yalan haberlerle fiyatların yükselmesi için onlar üzerinde oyun oynamak, o da bir suçtur. Dolayısıyla medyada bunun haberini yapıyorlar. Şimdi şeker zam hadisesi geldi. Bir haftadır kere, şeker. Üç kere tekrar tekrar zam getirdiler ekmeğe. Bir dediler valilik kabul etti. 10 gün geçti. Hala 2 liradan satılan yerler var. Bu sefer CNN çıktı. Ticaret odası kabul etti dedi. E kardeşim, valilik kabul ettikten sonra ticaret odası kim? Bitti. Ticaret odasından geçtikten sonra valiliğe gelmiyor mu bu? E ticaret odasından geçmeden valilik onayladı. Niye yazdınız o zaman? Valilik kabul etti diye. Haber stilleri de o kadar güzel ki. Üçüncü ağızdan yazıyorlar. Sanki İstanbul Valiliği Amerika'da veya uzayda. Onlar ya, açıklama yapmasını tabii bilmiyorlar. Tabii. Valiliğin i̇şte kabul ettiği öğrenildi. Böyle haberler geldi. Ali Bey, o da bir manevra. Bakın evet. Cumhuriyet ilk gün, şu birazdan konuşacağız 50+1 meselesini. Sözcü'deydi ya da Cumhuriyet'teydi, yanlış hatırlamıyorsam. İkisi de aynı gazete, fark etmiyor. Ne diyor? İşte Temel Karamollaoğlu'na 50+1 ile ilgili Erdoğan şunu söyledi. Temel Karamollaoğlu böyle söyledi. Cumhurbaşkanlığı böyle söylemedik diyor. Onu vermiyor. Diğerini veriyor. Ya da dönüp bakıyorsunuz Cemil Çiçek'le Bülent Arınç'la şu Deva Partisi'ndeki Zat-ı Muhterem bir araya geldi. İşte Zat-ı Muhterem'e Bülent Arınç bunları söylemedi ama bunları söylediğini düşünmüş. Onu aktarıyor. Ya Bülent Arınç, bir telefon uzağınızda gazetenizi ziyarete geliyor. Bir onu arayın. Sorun olayın aslını. Yok. Üçüncü dığdısının dığdısından alıyorlar. Yarın Bülent Arınç bir açıklama yaparsa da koyarız spor sayfasının altına şu kadar bir açıklama. Deriz ki değil. Nasıl olsa golü attık, nasıl olsa çamuru sıçrattık. Karar Gazetesi mesela vermiş. Şeker krizi zamla bitti. Şimdi ilaç krizi çözüm bekliyor. Ya çözüm dediğiniz ne? Zam yapmak. Çözüm dediğin ne? İlaç fabrikatörlerine, Amerika'daki ilaç fabrikatörlerine 4 liradan değil avroyu, 11 liradan hesaplayacağım demek. Ne var? 2 dakikalık iş. Yazarsın, dersin ki bugünden itibaren sizden aldığım ilaçları 4 TL 1 avro eşitlemesi şeklinde değil, 1 avro 11 TL'dir. Bu eşitlemeyle hesaplama yapılacaktır. Faturalarınızı böyle kesin dersin. Sağlık Bakanlığı olarak oldu bitti. Bu kadar kolay ya.
Adamlar çözüm bekleniyor diyor. Zam yapın diyor. Hayır, kim... Zam yapmak çözümmüş. Şeyi de merak Halkın ediyorum. Cebinden fazla para çıkartmak çözümmüş. Ya direneceğim kadar direneceğim. Direneceğim kadar direnirim. İlaç fabrikatörlerine, o çakallara, o akbabalara Türkiye direnirken siz Amerikalı ilaç fabrikatörlerinin avukatı mısınız? Karar Gazetesi. Sezai Karakoç en tepeye koyuyor. Ne düşünüyordu Sezai Karakoç bu mevzuyla alakalı? Yani. Reklama yani. Gidelim mi? Döndükten sonra devam edeceğiz. Geri geldik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsterseniz ana gündem maddesine geçmiş olalım. Bir gün. Birinci sayfası. Ya AKP gidecek ya ülke bitecek haber diye sunuyor bunu yalnız. Sözcü. Bu da piyasanın hali. Dolar 10.44 çeyrek 10.21 tüm zamanların rekorları kırılıyor demiş. Cumhuriyet manşet ülke tepe taklak diye vermiş. Milli Gazete'de az önce söyledik işte iç sayfasından çerez yiyemiyoruz demiş. Evet, dolarda bir fiyatta bir değişiklik var, doğru. Bir yükselme var, doğru. Sonuç itibariyle evvelki yıllara bakıp onlarla kıyaslayarak eğer böyle bir şey tarihte hiç yaşamadıysa Türkiye, o zaman deriz ki ya kardeşim Türkiye Cumhuriyet tarihi boyunca böyle bir şey yaşamamış. Dolayısıyla ilk defa yaşanıyor. O zaman bakalım Türkiye böyle bir şey yaşadı mı yaşamadı mı? Ve yaşım müsait olanlar da bu kadar tartışma hiç hatırlıyorlar mı hatırlamıyorlar mı? Ben şahsen bir 1980'de hatırlıyorum. Ciddi anlamda bir dolarda bir devalüasyon yaşanmıştı o tarihte. Süleyman Demirel hükümete geldiği zaman Turgut Özal'ı da müsteşar yapmıştı. Radikal kararlar alınıyor falan, kemerleri sıkacağız bir kereliğine, ondan sonra düzlüğe çıkacağız falan diye bir maval okunmuştu. Ondan sonra hatırladığım kadarıyla %40'lık bir devalüasyonu bir dakikada yapmışlardı. O zaman zaten böyle doları piyasada dakika dakika, saniye saniye televizyonların altlarında, sağ köşede fiyatını saniye bazında ilan etme diye bir şey de söz konusu değildi. Hükümet bir açıklama yapıyordu. Ondan sonra 3 ay, 5 ay dolar o fiyattan alınıp satılıyordu. Alınıp satılıyordu derken bankadan ihtiyacı olan gidip alıyordu. Yoksa döviz büfesi falan diye bir şey de söz konusu değildi. Cebinizde de 100 dolar falan yakalanırsanız 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar... FETÖ'yle alakası yok bu işin. 1 dolar saklayanları demiyor. Onlar 1 dolarlık adamlar. Yani onlar 1 dolar olarak saklıyorlar. 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar gibi bir para, yabancı para tutarsanız veya avro olabilir veya Suud gitmişinizdir hacca, umreye. Orada riyal kalmıştır cebinizde, gelmişinizdir. Yakalandığınız an hapse kadar gidiyordunuz. Türk parasını koruma kanunu vesaire. Şimdi lafı uzatıyor Ali Bey, somut örnekler vermiyor diyecekler. Somut örnekleri vereyim. Merkez Bankası'nın kendisinin açıklamalarından veriyorum. 1980'de 89, yani milyon 6-0 falan atıldı, kolay olsun diye 89 lira diyeyim. Ama o aslında 89 milyon gibi düşünün. O milyonlar atıldı. Sonradan doların değeri hiç azalmadı. 89 TL dediğim zaman bugünkü TL olarak bakmayın. 89 birim diyelim. 1981'de 132'ye çıkıyor. 82'de 184. Bakın %50 gidiyor. 1983 280. 184'ten 280. Şimdi ne oluyor? 7,5'tan 10 liraya çıktı diye Cumhuriyet tarihinde ilk defa diyorlar. Ben size her yıl tekrar tekrar Cumhuriyet tarihinde aynı şeyin nasıl yaşandığını gösteriyorum. 1983'te 280 olan 1984'te 442. 85'te 442 olan 574. 86'da 574 olan 755. 1987'de 1018'e çıkmış. 1988'de 1018 olan 1813 olmuş. 1018, 1813. %80 neredeyse. Devam ediyor böyle böyle %50. Yuvarlak hesap oran olaraktan da söyleyeyim ben. Arkadaşlar çizelgeyi verdiler.
Yani merak edenler baksınlar 1990. Siz 8 yıl kesintisiz eğitim çıkartıldığı tarihte, yani bunlar şimdi ne diyorlar? 2018'de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmekle birlikte Türkiye mahvoldu. O zaman ben de diyeceğim ki 8 yıl kesintisiz eğitim sürecine geçilince, imam hatipler kapatılınca Türkiye mahvoldu, bitti, iflas etti. 1997-98 arasına bakalım. 204 bin olan dolar 98'de 310'a çıkmış. Mahvoldu Türkiye işte. Bitti. Bitti, iflas etti Türkiye. 8 yıl kesintisiz eğitime geçmekle dediğim zaman. Ama bakarsanız geriye doğru her yıl aynı şey olmuş kardeşim. Her yıl dolar %30 ile %70, %80 arasında değer kazanmış. Ama bir yıllık, iki yıllık bir şey değil bu. Şimdi diyecekler ki örnek gösterdiğiniz yıllar ya askeri darbelerin olduğu ya da işte darbecilerin hüküm sürdüğü dönem. Yani kabul etsinler onu da ondan sonra tekrar konuşalım. Diğer dönemleri de konuşalım. 1991 ile 94 arasına bakalım ki 94 o CHP'nin de koalisyon ortağı olduğu dönem. Şu anki listede 1990 ile 2020 arası var bende. 1994 rekor kırmış. Bir yılda %169. Yanlış söylemiyorum. O profesörler, iktisat profesörlerinin dediği gibi Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini Diyanet'in bütçesi geçti. Diyanet daha fazla Milli Eğitim'den falan deyip ondan sonra cevap yapıştırılınca suratına susan profesörler gibi değil. Altını çizerek söylüyorum. 1994'te %160 dolar. Yani 5 liralık dolar 15 lira olmuş gibi bir şey yani. Yok 15 lira değil. 5 liralık 12 lira falan olmuş gibi yani bir çok... mevzu. 94'te ne olmuş buradan da bakalım. 93'te 14,5'muş. 94'te 38 olmuş. Burada da var. 93, 14 buçukken 14.458 iken 94'te 38'e çıkmış. Kim var iktidarda? Kemal Kılıçdaroğlu'nun o günkü CHP'sinin koalisyon ortağı dönem. Hatırladığım kadarıyla da Kemal Kılıçdaroğlu da SSK'ya ya müdür olmak üzeredir ya da o işte belli bir makamdadır. O tarihteki CHP'li iktidar dönemindeki olay. Hızlıca ben 1990-2015 arasındaki yüzde oranlarıyla da vereyim. Bugünlerde son bir yılda dolar %35 değer kazandı. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey yok diyenler şu Cumhuriyet tarihindeki olanları bir hatırlasınlar. Ondan sonra diyorlarsa ki hayır kardeşim yalan söylüyorsun diyorlarsa desinler. 1990'da %20. 91 %60, 92 %64 dolar değer kazanıyor. Doların değer kazanma oranını söylüyorum. TL'ye karşı dolar %64 1992'de değer kazanıyor. 1993'te %60, şimdi %38 ya, %35 ya. O %35 1993'te %60'mış. 1994'te rekor kırılmış %160. 1995 %55, yani 1 liralık dolar yuvarlak hesap 1,5 lira otomatik. 1996 %80, milli görüşçü arkadaşlara da hatırlatayım, Erbakan iktidarda dolar %80 değer kazanmış. Gerekiyorsa kardeşim onu da yaparsınız. Erbakan Hoca da yapmış. Erbakan Hoca koalisyon ortağıydı falan filan derler. Eyvallah. Ben Erbakan Hoca'yı eleştirmek için söylemiyorum. Ama Tayyip Erdoğan'ı, Erbakan'ın talebesini indirmek için siz Cumhuriyet tarihinde olmayan şekilde dolar değer kazandı kardeşim dersen alnına yapıştırırım ben. Erbakan Hoca'nın döneminde de dolar %80 tamam, değer kazanmış. Onu niye, onu nasıl izah ediliyor? O da deniyor ki denk bütçeye geçtik, faizcileri delirttik, faiziciler de dolar operasyonu çekmiyor. Tamam şimdi de aynısı oluyor. Aynısını tabii. Yani şu Milli Gazete çerez yiyemiyoruz diyorsunuz. Dolar faizden yana mısınız? Tamam Merkez Bankası yarın şunu mu yapsın? 20 bas puan arttırdım faizi. Dolar adam dolarla iş yapacaksa TL'ye dönecek.
faiz arttığı için, TL'ye döndüğünde, dolar 8 liraya düştüğünde başınız göğe mi erecek? Ne diyeceksiniz? Yani nasıl bekliyorsunuz? Mesela politikaları ne? Faizi indireceğiz diyor. Tam faizi indiriyor işte. Bakın yarın merkezin toplantısı var yine. Onun öncüsü işte. Tabii bunlar. 21 tane şimdi var sitelerde. 21 tane şirkete anket yaptırmışlar ekonomistlere. Ne diyorlarmış? Reuters bile diyormuş ki vallahi Merkez Bankası bu haliyle yani 100 bas puanı da aşar. Siz 100 bas puan indirim yapacaksınız diyorsunuz ama 100 bas puanı da aşar bu adamlar. Faiz indirimi yapacaklar yine diye bir kaygı içerisinde dert yanıyor. Yani şunu söylemiyor. Dolar olmuş 10 lira. Cumhuriyet tarihinin işte siz rakamları veriyorsunuz. Çakma rekorlar. Şuna dönüp baktığımızda rekor bile sayılmaz diyorsunuz ama dolar olmuş 10 lira. Merkez Bankası'nı dize getirdik. Yarın o geri aldığı faizin üzerine iki kat daha koyup şey yapacak, faiz arttırımı yapacak demiyor kendileri bile. Diyorlar ki vallahi öyle bir çalışma içerisinde ki bu adamlar faizi 100 puan daha çekecek, yetmez 150 daha çekecek diyor. E bakıyorsunuz Milli Gazete sanki dolarla iş yapıyormuş gibi diyor ki çerez yiyemiyoruz, bulunamıyor. Cumhuriyet tarihinin rekorları kırılıyor. Hadi şu Cumhuriyet'i anlıyorum, tepe taklak muhabbetini. Evet. Anlıyorum, onların tek derdi faizcilerin derdi neyse o. Ama size ne oluyor Yeni Asya? Size ne oluyor Milli? Yani şu açıdan da bakalım. Ne var ya, faizi indirmeyeceğiz desin Merkez Bankası. Yani çok büyük bir çaba sarf etmeye falan gerek yok. Diyeceğiniz sadece şu. Faizi indirmeyeceğiz, hatta artırmayı düşünüyoruz dediğiniz an. Bunun için de ilkokul mezunu bir çocuğu da koysanız Merkez Bankası'nın başına. Bunu yaptığı zaman yani onların çözüm tarzı bu. Çözüm tarzını ilkokul çocuğu bile yapar. Ama adam zor olanı. Diyor ki ben o çakallarla mücadele edeceğim. Faizi indireceğim diyor. Faizi indirdikten sonra enflasyonu indireceğim. Enflasyonu indirdikten sonra da doları da tepe taklak yapacağım diyor. Zora talip oluyor Merkez Bankası Başkanı ve Cumhurbaşkanı. Ama kararcılardan başlayın cumhuriyetçilere kadar, Amerika'ya karşıyız diyenlere kadar hepsi Tayyip Erdoğan'ın paçalarından tutup indirmeye çalışıyorlar. Ali Bey, ben yine Cumhuriyet'i anlıyorum, sözcüğü anlıyorum. Zaten mantıklı ve ahlaki bir tarafı yok. Ama Sezai Karakoç'u manşetine çıkaran, her gün bir müftü röportajı yayınlayan vakti zamanı geldiğinde kararcılar, Yeni Asyacılar, Milliciler, size ne oluyor? Şimdi arkadaşlar tabloyu, bir evvelki tabloyu verirlerse test etme açısından da ben oranları buradan okurum ve Cumhuriyet'e de kapak olsun. Ülke tepe taklak diyor. Bakın bunları, bu verdiğim rakamların hepsi ülkenin tepe taklak olduğu dönemler. Tekrar tekrar tepe taklak olmuş. Bir kere iki kere değil. Bir tane örnek veririm. Ya kardeşim sen de bir tane tarih yakalamışsın. O bir tane tarihi gözümüzün içine sokuyorsun diyebilirler. Ama her yıl aynı ya. Her yıl aynı. AK Parti'den öncesini söylüyorum. AK Parti geldikten sonra o tepe taklakları tepe taklak yapmış. Şimdi birazdan geleceğiz o rakamlara da. Bunu sabit tutarsanız arkadaşlar 98'e kadar zaten resmi rakamlar bunlar. Bulabilirseniz 98'den sonraki 2020'ye kadarki bir başka grafiği de hazırlarsanız onu verirseniz daha net olur. Ben oranları okuyacağım zaten. 1997'de %80 değer kazanmış dolar. Şimdi %38. Bir yılda. Bir yılda. Tepe taklak diyor ya. Cumhuriyeti açın bakın bakalım. 1998'de tepe taklak oldu kardeşim. Bülent Ecevit başbakan oldu. Mesut Yılmaz başbakan oldu. Tepe taklak olduk. Ya 60 bakalım. 60 mı? Görelim bakalım Cumhuriyet. Öyle bir manşeti var mı? %87. Şimdi %38'de tepe taklak olduk diyor. 99 %60, 2000 %48, 2001 tekrar rekor. Ya onu biliyoruz diyecekler şimdi. 2001'de evet bir dolarda bir şey oldu, evet. Bir anayasa kitabı falan fırlatıldı Ecevit'e. Necdet Sezer biz de çok severiz diyecekler. Laikliğin kalesidir Necdet Sezer ama işte Bülent Ecevit'le uyuşamadılar falan. Evet, o kitap fırlatma olayında %90 biz de hatırlıyoruz diyecekler. Evet, %90 bir yılda, hatta bir günde. Bir günde oldu o, 65 kuruştan dolar 1.4 liraya çıktı. Devam ediyoruz.
2002 %20. 2003 AK Parti geldi iktidara. Eksi 1 TL değer kazanmış. 2004 TL %5 değer kazanmış. 2005 TL %6 değer kazanmış. 2006 dolar bu sefer %6 kazanmış. Ama bakın evvelki yıllarda her yıl %40 ile %70 arasında değişiyor doların değer kazanması. 2006'da o tam Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde laikçilerin başörtülü birisini istemiyoruz diye 2006 yılından başlamışlardı. Cumhuriyet mitingleri. Danıştay hadisesi, Cumhuriyet 2000, mitingleri. Evet. Tabii. 2007'de yani, seçim oldu. Gezi eylemleriyle, gezi darbesiyle planladıkları şeyin bir evvelki provasıydı. Benzeri bir hadiseydi. Evet. 2007'de tekrar %9 TL değer kazanmış. Yani Cumhuriyet tarihinde ilk defa dolara değer kazandıran parti AK Parti. Yani şöyle TL'ye. TL'ye değer kazandırtan, yanlış söylediysem affola. 2008'de tekrar TL kazanıyor değer %2. 2009'da tekrar dolar değer kazanıyor %19. 2010'da tekrar TL'ye geçiyor değer kazanma %3. Ve 2011'de %11 dolar. 2012'de %6 dolar kazanıyor. 2013'te %6 değer kazanıyor dolar. 2014'ten sonrasını biliyorsunuz. Gezi isyanı ve ondan sonra Türkiye'de biz Tayyip Erdoğan'ı istemiyoruz. FETÖ ile birlikte Soroslar, Moroslar bilmem ne hepsi el birliği yaparak bugünlere kadar gelen o operasyonlar %15, %18 devam ediyor. %20, %25 tekrar AK Parti döneminde de dolar değer kazanıyor. Şimdi bu çizelgeyi vermeden tepe taklak olduk derseniz vatandaş diyor ki ya tepe taklak olduk. %38 dolar değer kazanmış. Al kardeşim senin tarihinde hep %38'e olduğu zaman zaten dolar değer kazandığı zaman bayram etmişsin. Demirel'in, Ecevit'in, Mesut Yılmaz'ın olduğu dönemlerde sen bayram etmişsin ya %35 bu sene ile sınırlı kaldı doların değer kazanması demişsin. Şimdi ne oluyorsun da tepe taklak oluyorsun? Şimdi farkındayım ben diyor. Bu operasyonu çözeceğim diyor. Nasıl çözeceğim? Cari fazla 2 aydır üst üste veriyorum diyor. Ki ekonomistler de düne kadar şunu söylüyordular. Diyorlardı ki kardeşim, güzel kardeşim. Bu iş böyle edebiyatla medebiyatla olmaz. Tayyip Bey öyle mitingde binlere, on binlere, yüz binlere, milyonlara hitap ederek doları düşüremezsin. Yapman gereken şey basit. Üretimi artıracaksın, ihracatı artıracaksın, ithalatı azaltacaksın. Tamam. Teknik olarak doğru. Peki bugün ona ne diyorlar? Yani, yarın ülkede satacak bir şey kalmadığında ne satacaksın diyorlar. Şimdi de ihracat yapılmasını, dolar çok değerli, herhalde gelip Türkiye'den alacaklar bu ürünü diyor. Peki yarın ihraç edecek bir şey, yarın da üreteceğiz. Yarın da o patatesi üretmeye devam edeceğiz. Evet. O soğanı üretmeye devam edeceğiz. Yani bir 15 günlüğüne bir yükselir ihracatın. Ben de derim ki ya 15 gün yani bir çiçekle bahar gelmez deriz. Eyvallah. Ama bir ay fazla verdik cari. İkinci ay da verdik. Şimdi üçüncü ayın neticelerini bekleyeceğiz. Ondan sonra eğer rayına girerse biz göreceğiz bakalım o dolar operasyonlarını çekenleri. Veyahut da göreceğiz Cumhuriyet Gazetesi'nin ülke tepe taklak mı olmuş yoksa kendi dünyaları mı tepe taklak? Şimdi ben başka bir şey soracağım. İlk tabloda şeyi verdiniz. Hiçbirimiz ekonomist değiliz. Ama bu ekonomistlerin hazırladığı veri tablosunu bakıp yorumlayacak kadar da ortalama bir zekaya sahibiz. Şimdi şu tabloyu verdiniz. Doların tepe taklak olduğu dönemlerin tablosunu verdiniz. Hepsinde tepe %2 taklak ile bakın sabit olmasına rağmen %2 sabit sabit. Yani cebinde yakaladığında tekme tokat dövüp işkence yapıp bu doları nereden buldukları ve ben bu parayı sabitledim dediği dönemden tutun da bakın nasıl artışın tavan yaptığı dönemlere kadar verdiniz. Bir soru soracağım. Şimdi Yeni Asya her gün logosunu yanına Said Nursi'yi koyup Said Nursi'nin mezarını dahi yerini söylemeyen
hesaplaşacağız diyen bu ülkeyle kafalarla aynı istikamette giden Yeni Asya diyor ki çare parlamenter sisteme dönüş. Şimdi bir soru soracağım. Şu hükümetlerin döneminde hangi sistem uygulanıyordu? Doların bir gecede 3 kat değerlendiği dönemde. En yakın döneme bakalım. Az önce anayasa kitapçığı fırlattınız. Dediniz ki manipülasyonda o kadar iyiler ki ben burada Ecevit'in avukatlığını yapmayacağım ama anayasa kitapçığını fırlatıp doları 3 kat zıplatan aslında Ecevit değildi orada dönüp baktığımızda. Bugün göklere çıkarttıkları Ahmet Necdet Sezer'di. Yani kitapçığı fırlatan Ecevit değil, diğeriydi. Evet. Ama bakın nasıl manipüle ediyorlar. O ayrı bir tartışmanın konusu. Ama en yakın dönemde o, şimdi diyorlar ya, çare parlamenter sisteme dönüş. Parlamenter sistemden çıkarsanız, başkanlık sisteminden çıkar, parlamenter sistemine dönerseniz dolar diyecek ki ya ben niye artıyorum ki durup dururken ya, parlamenter sisteme döndük zaten, hemen düşmeye başlayacak. E tablo orada. Verdiniz şimdi ekrana tabloyu. Bu dönemlerde hangi sistem uygulanıyordu? Ya aynen, parlamenter sistem eskiden denediğiniz parlamenter sistem yürürlükteyken 1'e 2 olmuş, 100'e 130 olmuş, 150 olmuş, 170 olmuş, 180 olmuş, verdik oranları. Hep de olmuş yani, arada sırada değil. AK Parti iktidarı döneminde hiç mi olmasın geriye döndüğü bile olmuş doların, değer kaybettiği bile olmuş doların. Ama gelecekler, 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 işte böyle parlamenter sistem. Ya sizin üzerinize vazife mi Yeni Asya'ya? Sen oku, otur. Said Nursi diyorsun. Said Nursi'nin kitaplarını oku. Oradan eğer kararlı bir şekilde devam ediyorsan, çizgini değiştirmeden devam ediyorsan, biz ehvenişer olarak gördüğümüz partiye oy veririz. Onu da seçimden bir hafta önce, Fethullah da gerçi öyle diyordu ama bunlar da benzer söylüyorlar. Biz seçimden bir hafta önce bunu konuşuruz. Fazla da siyasi konulara girmeyiz deyin. Ama oho, adamlar parlamenter sistemi neredeyse Kur'an-ı Kerim'deki haşa bir düzen olarak bize tanıtacaklar. Niye? Ayasofya'yı açan Tayyip Erdoğan'ı devirmemiz lazım diyor. Taksim Camii'ni yapan, inşa eden ve vatandaşa ibadet edebilme imkanını sağlayan. Hatırlayın ya, Taksim Camii'nin merkezinde bir tane cami yoktu. Ha, camiye kadar gideceksiniz. Nereden baksanız bir 600 metre gideceksiniz ki Taksim Camii yok. Taksim merkezinde bir cuma namazı kılacaksınız. Bakıyorsunuz kilise var. Bakıyorsunuz kilise var. Bir tane cami arıyorsunuz Müslüman memleketinde. Yok. Ne yapacaksınız? 700 metre, 600 metre aşağıda İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapıp, ki orası tıklım tıklımdır, öyle 600 metreyi de öyle hızla gidemezsiniz, cuma namazı kılacaksınız. E şimdi yapıldı Taksim Camii. 1960'lardan beri çalışılan bir konu. Yeni Asya'nın mimarları da o Taksim'e cami konusunda da katkı sunmuşlardır. E şimdi o Tayyip Erdoğan'ı indirecekler. Ne uğruna? Ya parlamente, ya cumhurbaşkanlığı. Ya cumhurbaşkanlığı sistemi olsa ne olur? Parlamenter sistem olsa ne olur? Ben bunu bugün söylemiyorum ilk defa. Ya bu referandum yapılırken de o da olur dedim, bu da olur. E Tayyip Erdoğan bu daha uygun diyorsa, halka da soruluyorsa bu, halk da evet derse o olsun. Yok halk hayır derse parlamenter sistem olsun. Ne fark eder yani? Sokaktaki vatandaş için ne fark eder bu? Şimdi kabul edildikten sonra, halk buna evet dedikten sonra, şimdi inadına inadına parlamenter sistem, haşa, sanki ilahi bir düzenmiş gibi Yeni Asya'nın çıkıp da bunun arkasından yürümesi. Said Nursi'yi koyuyorlar tepelerine. Ondan sonra altına da parlamenter sistem. E bak bakayım, Said Nursi'nin bir tane parlamenter sistemle yine lafı var mı? Yok. E biz şimdi onu söyletiyoruz Said Nursi'ye. Oldu canım. Evet. Daha ağırını söylemeyelim. Şimdi Akit'in manşeti, helalleşme yok, hesaplaşma var diyor. Sabah hesap vermeden helalleşme olmaz diyor, Bahçeli'nin söylemini alıyor. Kimlerle helalleştiğini tek tek açıkladı diyor Sözcü'de, helalleşeceğini. Onun da cevabını sabahta görüyoruz. Hain darbeciler listeye alınmış. Onlarla, KHK'larla helalleşecek
Sayın Kılıçdaroğlu. Akit'in manşeti bence bu konuda yine söylediğimiz, sürekli ısrar ettiğimiz bu durum. Hesaplaşma var diyor. Hesaplaşacaksınız FETÖ'yle, PKK'yla, HDP'yle, YPG'yle, Demirtaş'la, Kavala'yla, sömürgecilerle kol kola nasıl yürüdüğünüzü bu millete anlatıp helalleşeceksiniz. Önce hesaplaşacaksınız, sonra helalleşeceksiniz. Başörtüyü nasıl ki AYM'ye götürüp biz bunu kaldıracağız dediyseniz çok değil. Kendi genel başkanlarını da hesaplaşacağız, helalleşeceğiz diyen kişinin de imzası var. Önce hesaplaşmadan helalleşme olmaz diyor. Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Tahminim benim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme edebiyatı içerisinde soyut değerlendirmeler yaparak toplumu bir şekilde uyutacağını tahmin ediyordum. Ama yanılmışım, onu samimi olarak söyleyeyim. Arkasından da Kemal Kılıçdaroğlu'na da samimiyet şeklinde, samimiyet testine girmesini arzu ettiğimi belirteceğim. Nerede yanıldım? Ben şurada yanıldım. Ben dedim ki, daha doğrusu öyle düşünüyordum. Ya başörtü vesaire dedi. Yanına da bir tane başörtülü bir bayanı da aldı. MYK'ya koyduk bunu dedi. Vitrine sunmuş oldu. Bu tür ifadelerle artık baktı ki başörtü yasağı kalktı. Toplumda da bu bir karşılık buldu. Hiç kimse itiraz etmiyor hemen hemen. CHP'nin tabanındaki o azgın bir laikçi grup var. %5'lik, %6'lık. Onların dışında hiç kimse başörtünün memurlar, öğrenciler nezdinde serbest olmasından şikayetçi olan kimse yok. Toplumda bir kavga yok. Hatırlayın, o Fatih İlmioğlu vardı. Erzurum veya Malatya Üniversitesi'ndeki rektör. Şunu söylüyordu ahlaksızca. Bir rektöre yakışır mı ya böyle bir iftira atmak? Eğer başörtüyü serbest bırakırsak, eğer siyasi iktidar başörtüyü serbest bırakırsa, başörtü taraftarları başı açıkların yüzlerine kezzap atacak. Ki onlar da başörtü taksınlar. Onun için biz onlara cesaret vermemek için başörtü yasağını sürdürmemiz lazım diyordu. Biz o tarihte de 1998'lerden bahsediyorum, 99'lardan bahsediyorum. Biz o tarihte de şunu söyledik. Eğer bir kişi başörtülü olsun, başı açık olsun, bir başka kişinin yüzüne kezzap atarsa, hangi sebeple olursa olsun onu yargılayın, içeri atın, mahkum edin. Hiç kimse onun peşinden gitmez. Onun efendim şu hakkı var, bu hakkı var demez. Ama siz bu ülkenin öğrencilerini alnının teriyle kazandığı tıp fakültesinin kapısından bu başörtülü diye kapıdan geri çevirirseniz ahlaksızlık yapmış olursunuz. Vicdansızlık yapmış olursunuz. Şimdi bu noktada bu söylemlere rağmen bugün öyle kimse kimseye ne kezzap attığı var ne bir herhangi bir kişinin sen niye başın açık öbürsüne niye başın kapalı diye sorulduğu var. Toplumsal bir barış ortaya çıkmış. Kemal Kılıçdaroğlu da dedi ki ben bu barışın karşısında duramam artık. Başörtü yasağı söyleminden vazgeçeyim. Sanki ben bu barışı sağlatmışım gibi algı oluşturayım dedi. Ve yasağı ben kaldırdım diye ortalıkta dolaştı. Şimdi benim tahminim köşeli ifade kullanmadan bu şekilde bu minvalde gidecek Kemal Kılıçdaroğlu diye tahmin ediyordum. Ama dün ilginç bir somut köşeli bir söz sarf etti Kemal Kılıçdaroğlu. Dedi ki ikna odalarından dolayı başörtülü öğrencilerden helallik alacağız. Tamam. Gerçekten işin farkına varmış diyorum şu an şimdi. Kemal Kılıçdaroğlu. İkna odaları dediği an gerçekten o tarihteki zulmü tescillemiş oluyor. Öbürüsü edebiyattı. Çaktırmadan sanki kendisi başörtü yasakçısı değilmiş. Sanki kendisi Anayasa Mahkemesi'ne gidip de başörtüyü yasak olarak ilan edin diyen kendisi değilmiş gibi gargaraya getirecekti. Ama şimdi ikna odaları dediği an film koptu. Ama ben merak ediyorum. Samimiyet testini onun için istiyorum. Nur Serter, ikna odalarının mimarı Nur Serter'dir. Nur Serter'i CHP'de milletvekili yapan kim? Kemal Kılıçdaroğlu değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu, Nur Serter, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde milletvekili adayı yapıldı. Ve milletvekili olarak oldu. CHP'de... Şimdi bunu izah etmesi lazım Kemal Kılıçdaroğlu. Şunu demesi lazım.
Yani makul izahat da şu olur. Der ki ya Nur Serteri bana Deniz Baykal önerdi. Ben de o tarihte partiye hakim olamıyordum. Onu aynen tasdikledim. Veya Pensilvanya bana önerdi. Biz de o tarihte partiye hakim değildik. Kabul ettik. Ama ben kesinlikle Nur Serteri aslında onay vermezdim. Nitekim sonraki yıllarda şu an itibariyle Nur Serteri zaten milletvekili değil der. Ha, bu noktada da ben şunu merak ediyorum. İkna odaları konusunda Kemal Kılıçdaroğlu fikri mi değişti? Yoksa biraz önce dediğimiz gibi evvelden beri ikna odalarına karşıydı ama gidip Anayasa Mahkemesi'ne de müracaat edebiliyordu imza attı. Ali Bey, bunu net olarak söylerse belki halk da kendi pişmanlığını veyahut da kendisinin samimi fikrini öğrendikten sonra birileri CHP'yi gene tercih edebilir. İkna odasında tarih ne? 98, 99, 2000 değil mi? 98, 99. O dönem. Evet. Peki başörtüsü serbestisi getirildiğinde hayır, başörtüsü eğitim kurumlarında serbest olamaz, üniversitelerde yeniden yasaklansın diye Kemal Kılıçdaroğlu imza verdiğinde tarih ne? Yani şöyle bir dönüp baktığımızda birisi Nur Serten'den bahsederken aslında tamam kendi vekilliği hususunda belki off the record, belki sizden de şimdi izliyorsa ya da bu kaydı ajanslar vasıtasıyla aldığında ha tamam ben de böyle demeliyim, bize o dönem bir baskı vardı demeliyim diye izah edebilir. Nur Serter hadisesini. Baykal dedi ki tek şartım Nur Serter'in gelmesi kardeşim diyebilir. Ben Kemal Anadolu'lar varken ne yapabilirdim canım, adamlar zaten ya hatırlıyor ama bunu diyebilir. İzah etsin yoksa. Tamam, kendisinin imzasını atıp hür iradesi yok mu bu kişinin? İmzasını atıp AYM'ye başörtüsü yasaklansın dilekçesinde vekil değil miydi? O partide değil miydi? 2007'de o anayasa değişikliği yapıldığı zaman Kemal Kılıçdaroğlu da imza attı. Ama o tarihte ben Deniz Baykal'ın bir partisinde bir milletvekiliydim. Sıradan bir milletvekili. Ya bunu söyleyebilir. Bey, bakın, bunu mantıklı bir vekili, tutarlılık içerisinde söylemesi lazım. Ezanlar bu ülkede niye inliyor kardeşim diyen kendi vekili dedi ki ben CHP'de artık duramıyorum. CHP bile beni kaldırmıyor dedi, geçti TİB'e. Ki 2018'de aday gösterildi o bayan. Bakın, kendisinde aday 2018'de gösterdi. Ezanı duyduğum zaman titriyorum, böyle hafakanlar basıyor anlamında sözler sarf eden bayanı Kemal Kılıçdaroğlu 2018'de milletvekili adayı yaptı, milletvekili olarak seçtirtti. Şimdi de o bayan istifa etti CHP'den, gitti. Beğenmiyorum ben tamam, bu partiyi. Hayır dedi. Bu evet tamam, ben bu partiyi beğenmiyorum. Vekillikten de istifa etmek zorunda değilim. Başörtüsüyle ilgili hassasiyetim de bu kardeşim. Bağımsız olacağım diyebilirdi. Gitti imza attı. Gitti imza attı. Bugün de kalkıp demiyor ki, şunu bile söylemiyor. Ben bir vekildim kardeşim, ne yapabilirim? Kendi adıma hakkımı helal etsinler. Şimdi Mahmut Tanal başörtü avukatlar için serbest bırakıldı Danıştay tarafından. Ve genel olarak AK Parti iktidarı döneminde başörtülüler memuriyette falan serbest bırakılınca Mahmut Tanal gitti Danıştay'a, dedi ki avukatlar başörtü takamazlar diye müracaatta bulundu. Şimdi bu Mahmut Tanal hakkında partisi ne düşünüyor? CHP ne düşünüyor? Helallik istiyor Kemal mu? Yani Kemal Bey, Mahmut Tanal da çıkıp bir helallik istemesi lazım. Ben hayır, meslektaşlarımdan... Tamam, o ayrı. Şimdi diyecek ki ben Kemal Kılıçdaroğlu gibi bu taraftan ne çalarım ne kırparım gibi bir hassasiyetim yok kardeşim. Başörtüsüyle ilgili fikrim hala şu. Şeyde avukatlar başörtüsü takmamalı diyebilir. Ben buna bir şey demem. Onu söyleyen adama partisinde vekil yapan kimdi? Hala partisinde tutan kim? Bu ayrı bir şey daha. Mesela kararda 28 Şubat yarasını kapatacağız. Bu da somut bir şey. 28 Şubatçı o generalleri, o emekli zevatı yargılayan AK Parti. O 28 Şubat'ın neden olduğu hasarı da bugün hala önemli bölümü devam etse de çok büyük bölümünün iade-i itibarının yapılıp göreve dönme tazminatının ödenmesi ya da bir başka hadise, başörtüsünün serbest bırakılmasıyla ilgili 28 Şubatçılarla hesaplaşan AK Parti, o 28 Şubatçılarla biz medyanın gazına geldik deyip bir nevi bir anlamda da aslında ne yaptığını itiraf eden adamları içeri atıldığında da, o generaller içeri atıldığında da bu partinin vekilleri şeyle hesaplaşılıyor.
28 Şubat ifadesini evet. hatırlatmanız iyi oldu. Ben onu notlarım arasında vardı ama atladım biraz önce. İkna odalarıyla sınırlamıştım. Ama 28 Şubat ifadesi de çok önemli. Ya Cumhuriyet Gazetesi hala tabii, 28 Şubat darbesinden dolayı yargılanan kişileri, mahkum olan kişileri savunup... Kendi vekilleri savunuyor. Hala evet. CHP'li vekiller 28 Şubatçılar için generallerimizle kumpas kuruldu, kumpas, tuzak kuruldu evet. diyor. Bunlar çıkartılması gerekir diyorlar. Bu davayı açanlar zaten FETÖ'cülerdi diyor. 28 Şubat darbe değildir diyorlar. Vesaire vesaire. Şimdi ilk defa Kemal Kılıçdaroğlu 28 Şubat yarası diyerek 28 Şubat'ta olağanüstü bir değişiklik olduğunu, bir darbe girişimi olduğunu bu ifadesiyle kabul etmiş oluyor. Ben şimdi merak ediyorum. Sözcü gazetesi CHP Genel Başkanı'nın bu sözü karşısında ne diyor? Ne diyecek? Bundan sonraki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nu ya diyecekler ki kardeşim Kemal Kılıçdaroğlu yoldan çıktı artık bizim genel başkanımız değil. Cumhuriyet benzer şekilde söylemesi lazım. Veyahut da ya bir tiyatro oynuyor bunlar demek ki. Kemal Kılıçdaroğlu diyecek ki kankalar siz çaktırmayın. Biz burada aptal, saf, cahil, başörtülüler var. Onları kandıracağız biz. Onların oylarını almak için onların ağzına bir şeker vereceğiz. Siz ama çaktırmayın pozisyonu. Biz 28 Şubat'a darbe diyeceğiz. Onları kandıracağız. Temel abi hemen benim peşimden gelecek. Ahmet Davutoğlu doğru söylüyor ya diyecek. Milli Gazete'nin birinci sayfasında var. Bakın grup konuşmasında ne demiş? Hemen öne o ifadeyi çıkarmış. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatacağız. Muhammed Vefa muhabir de göndermiş. Evet. Grup toplantısına. Şimdi burada samimiyet testini göreceğiz. Bakalım Kemal Kılıçdaroğlu 28 Şubat yarasını derken gerçekten 28 Şubat'ı bir darbe olarak gördüğünü devamında da gösterecek mi bize? Yani bunu bir seferliğine söyleyip yarın zılgıtı yiyince Cumhuriyet, Sözcü ve diğer medya organları bu şu ana kadar herhangi bir zılgıt da görmedim. Onu da o tespitimi de yapmış olayım. Yani ne Cumhuriyet, ne internet sitesinde, ne gazetesinde, ne Sözcü. Benim kanaatim o ki kardeşim bizim iktidar olma ihtimalimiz sıfır. Biz ancak ve ancak başörtülüleri, dindar insanları kandırırsak o takdirde biz iktidar olabiliriz diyorlar. Bu noktada da belki Kemal Kılıçdaroğlu kalbini yarıp da bakamayız. Ama Cumhuriyet kendisini izhar ediyor zaten. Her gün başlığında diyor ki Anadolu Gençlik Vakfı'na verildi milli eğitimin bilmem neyi. Anadolu Gençlik Vakfı ne? Dinci Vakfı diyor. Dinci Vakıf diyor. AGD'de evet. diyor. Anadolu Gençlik Vakfı'nın özelliği ne? Dini kavramlara öncelik veren, hassasiyet gösteren bir vakıf. Milli görüş çizgisindeki bir vakıf. Adam kinini, nefretini Cumhuriyet Gazetesi bu vakfa gösteriyor. Bu adamların 28 Şubat'a darbe değildir demesi mümkün değil. Demiyorlar zaten. Ama Kemal Kılıçdaroğlu o söylemi yaptığı zaman da görmüyoruz. Kılıçdaroğlu 28 Şubat'la hesaplaşacağız diyor. Değil mi? 28 Şubat derin bir yara açtı diyor. Şu Milli Gazete ben inandım diyor. Doğru söylüyorsun diyor. Çünkü muhabir gönderiyor. Karar diyor ki o ne güzel diyor. Doğru bir söz. 28 Şubat yarasını kapatacağız. Ama kendi grup başkan vekili inanmıyorum size diyen karşı cenahtan izleyicimiz varsa ki izliyorlar. Açsınlar Google'a baksınlar. Bugün 28 Şubat'la hesaplaşılmalı diyen Kılıçdaroğlu'nun kendi grup başkan vekili. O generaller tutuklandığında 20 Ağustos 2021. Öyle 10 yani 15 sene, 5 sene, 20 sene, 10 önce sene değil. Yeni. Eski şu değil. An partisinde ha. aktif genel başkan vekili. Ve 3 ay önceki tabii, tabii, tabii. açıklaması. 3 ay önceki açıklama. Bu olayla ilgili CHP'nin tavrını açıklıyor. Bakın kendi kişisel kanaatini açıklamıyor. CHP sözcüsü. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan yardımcısı sıfatıyla konuşuyor. Diyor ki 28 Şubat davası FETÖ'nün fikirleri hala iktidardadır. Generallerin cezaevine girmesi büyük bir yanlıştır. Parti sözcüsü Faik Öztrak, Cumhuriyet'ten okuyorum. Öztrak'tan tutuklamalara tepki. Bu karar milletin vicdanını yaralar. AKP millet vicdanında mahkum olacaktır. Niye? 28 Şubatçıları yargılaması sonucu ceza aldılar diye. Bir, yargı bağımsız olmalı kısmı zaten hiç görmüyorum. Çöpe atıyorum o kısmı.
bu kafaya göre ne yapacak? Cumhurbaşkanı talimat verecekti. Yargı ağırlaştırılmış müebbet hapis verdiğinde uygulamayın bu kararı diyecekti. Salacaktı. Onu bir kenara atıyorum. Bakın, parti sözcüsü ve genel başkan yardımcısı milletin vicdanında yargılanacaksınız diyor bu kararı verdiğiniz için, cezaevine attığınız için. Yetmiyor. Bakın, şeyde Mahmut Tanal konuşuyor. O da diyor ki Cumhurbaşkanı af yetkisini kullanmalı. Niye? 28 Şubatçılarla hesaplaşmamalı. Böyle kalmalı. Evet, burada tabii samimiyet testini genişletmemiz lazım. Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal diyorum, pardon. Bu düzeltmiş olalım ama Mahmut Tanal hemen dava açar yoksa. Gerçi kendisi Danıştay'da biraz önce söyledik. Başörtü yasağı avukatlar için geçerli olmalı. Kıyafetlerinde kesinlikle fotoğraf başörtülü olmamalı diye müracaatı var. Dava dilekçesi var ama o talebi de Danıştay tarafından reddedildi. Şimdi bu isimler, Faik Öztraklar, şunlar bunlar, Sezgin Tanrıkulu veyahut da diğer isimler çıkıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması, 28 Şubat yarası şeklindeki ifadesini izah etmesi gerekir. Hepsini izah etmeleri gerekir. Yoksa vatandaşı kandırmak için başörtülü insanları, dindar insanları kandırıp onların oylarını almak için eğer böyle bir söylem içerisine girdiyseler, o dindar insanlar da işin farkına varmaları gerekir. Ben o noktada tabii helalleşme açısından Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı adımı, özellikle bu köşeli ifade olarak 28 Şubat yarası ve ikna odalarında mağdur olan başörtülü öğrencilerle helalleşeceğiz ifadesini önemsiyorum. Ama bir adım daha atsın, Tayyip Erdoğan da 28 Şubat sürecinde şiir okuduğu için cezaevine girmişti. Tayyip Erdoğan'a da bir helallik istemesi gerekir Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Çünkü CHP zihniyeti o mahkumiyeti sağlamıştı. O mahkumiyetin arkasında kim vardı? Yargıtay 8. Ceza Dairesi vardı. Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nde kim vardı? Naci Ünverler vardı. O vefat etti ama ayrılır ayrılmaz, Yargıtay'dan ayrılır ayrılmaz hemen CHP'ye koşa koşa gidip üye olmuştu. Diğer üyeler de yine benzer şekilde. Hamdi Yaver Aktar var, Aktan var. Cumhuriyet Gazetesi'nde arada sırada köşe yazıyor. Şimdi Hamdi Yaver Aktan 2002 yılındaki Tayyip Erdoğan'ın milletvekili olmasını engelleyen kararda imzası var. Hamdi Yaver Aktan'la bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturup konuşması lazım. Ya sen ölümüne CHP'yi destekleyen bir adamsın. Dolayısıyla CHP'yi destekleyen bir adam olarak, bir yüksek yargıç olarak Tayyip Erdoğan'ın milletvekilliğini engellemişsin sen. Dolayısıyla biz Tayyip Erdoğan'la helalleşeceğiz ama sen bu konuda fikrinden vazgeçtin mi? Sen de bir helallik ister misin Tayyip Erdoğan'dan diye bir sorması lazım. Ben şöyle düşünüyorum. Ben kimseyle kalkıp da bana birisi dese ki 28 Şubat sürecinde siz çok davaya muhatap oldunuz, helalleşir misiniz? Ben şahsi olarak helalleşirim. Benim için çok önemli değil. Ne olacak yani, helalleşmeyince adamın gidip de yakasına mı yapışacak? Olmuş bitmiş zaten. Ama mağdur ettikleri insanlar var ve mağduriyetin tekrar tekrar yaşanma ihtimali var. Yani benden sonraki nesilde gazetecilere, eğer yeni gelecek nesilde Ali Karahasanoğullarına, Akit gazetelerine eğer bu adamlar tekrar zulmedeceklerse, cebinde 5 lirası bulunmayan ortaokul imam hatip öğrencilerini eviyle okulu arasında 500 metre mesafeye ancak gidebilen, cebinde bir simit parası bile bulunmayan ortaokul imam hatip öğrencilerini kaldırdılar ta İstanbul il dışına bırakıp, bakın bugün neyi bırakıyorlar? Bugün neyi konuşuyoruz? Onu söyleyin. Hayvanları söyleyeceğim. Eyüp İmam Hatip'te ne yaptılar? Hayvanları bugün köpekleri topluyorlar, kedileri topluyorlar, il dışına bırakıyorlar ki bir daha ilimize gelemesin diye. Böyle bir uygulama yapıyorlar şimdi. Eyüp İmam Hatip Lisesi öğrencilerine eylem yapıyor, başörtüsünü. Ya Allah, bir dakika sonra dersine okula girecek. Okula almadıkları için kapıda bekliyor kızlar. Başınızı açarsanız girebilirsiniz diyor okul müdürü. Onlar da hayır, başımızı açmayız, Allah'ın emri bu diyorlar. Biz bu, o zaman burada bekleyeceğiz diyorlar. Görüntü bozuluyormuş diye okul müdürü kaymakamdan, kaymakam emniyet müdüründen talepte bulunuyor. Ve
İmam Hatip öğrencileri 13, 14, 15 yaşında öğrenciler, 16 yaşında öğrenciler bir belediye otobüsüne veya herhangi bir otobüse, polisin otobüsüne bindiriliyor. Zorla gözaltına alınıyorlarmış gibi. Gözaltına almayı da kendilerine yediremiyorlar. Evraka işleyecek. Biliyorlar ki gelecekte yargılanacaklar. Bundan dolayı. Şehrin dışına götürüp bırakıyorlar. Götürüp Kocaeli'ne, Gebze'ye. Bir inin şurada diyorlar. Birazdan işlemler falan derken otobüsler vın kaçıyorlar. Kız çocukları orada kalıyor. Ya, otobanın kenarında bugünkü gibi bir cep telefonu da yok. Arayayım da baba falanca yerdeyim diye bir şey yok. Kız çocukları otobanın kenarında bırakılıyor. Kaçıp gidiyorlar. Şimdi helalleşeceklerse o gün o otobanın kenarında bırakılan bütün kız çocuklarını AK Parti haklarını iade etti. Öğretmense öğretmen, doktorsa doktor, askerse asker olmalarını sağladı. Şimdi o kız çocuklarını çağırsınlar CHP Genel Merkezi'ne. Desinler ki hakkımızı helal ediyor musunuz bize? Ya kusura bakmayın, bu zulmün bir ortağı da bir parçası da biziz. Evet. Ve bir şey daha söyleyeyim, bitirmiş olalım. Helalleşme istiyorsanız, eğer bunu gerçekten ahiret inancı gereği helalleşme istiyorlarsa başım üstüne. Ama helalleştikten sonra oy istiyorsan kusura bakma, sen oy için helalleşme numarasına yatıyorsun derim. Helalleşme durumuna düşmeyen adam mı yok kardeşim Türkiye'de? 83 milyon insanımız var. Niçin bu zulümler bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil, 100 tane zulmü yapmış adamlar niçin bizden oy istiyorlar? Önce helallik, sonra da oy. Bu sabıkalara imza atmamış. Yeni isimler çıksın, yeni partiler çıksın. Onlar gelsinler desinler ki ya kardeşim biz onları yapmayacağız. Yapmadık zaten. Sabıkamızda yok öyle olaylar. Dolayısıyla bize oy verin. Biz sol gelenekten geliyoruz ama başörtü hakkına da saygılıyız desinler. Vatandaş da takdir etsin. Tercihini ondan yana kullanabilir. Ama bana o öğrencileri il dışına çıkartan, İlahiyat Fakültesi'nde bile başörtü yasağını uygulayan, kardeşim burası bilmem Muz Cumhuriyeti değil Atatürk'ün Cumhuriyeti deyip öğrencileri, İlahiyat Fakültesi'ndeki öğrencinin bile başını açmasını isteyen adamlar, Zekeriya Beyazlar, bilmem kimler. Şimdi bugün helallik isterlerse, helallik versem bile şöyle bir kenarda kal kardeşim derim. Hazreti Peygamber döneminde bakın, bir amcasını şehit eden bir vahşi örneği var. Vahşi İslam'a giriyor. Peygamberimiz diyor ki ya gözümde pek yakınlarda olma sen diyor. İslam'a girmiş, tövbe ediyor. Ama evvelki dönemde yaptığı yanlıştan dolayı Peygamberimiz onun tövbesinin kabul olduğunu ilan ediyor. Ama diyor ki ya ortalıkta benim gözümün yakınında görme amcamı hatırlıyorum diyor. Şimdi bu zulümleri yapan insanlar da lütfen bir kenara çekilsinler. Helalleşmek istiyorlarsa benden yana hakkım helal olsun ama ortalıkta dolaşmasın. Ali Bey, ben hakkımı helal etmiyorum. Burada tahsil edemezsem ahirette de bunun karşılığını tahsil edeceğim Allah'ın izniyle. Buna da inanıyorum. Samimi de bulmuyorum helalleşmelerini. Bunlarınki günah çıkartma gibi. O dönem şunu yaptık, bu dönem bunu yaptık. Helalleşme farklı bir noktaya. Helalleşme İslami bir kavram. Eyvallah. Şu laiklikle, şeyle hiçbir ilişkisi olmayan bir kavram. Bunu istismar etmesinler. Farklı bir şey. Yargıya gitsinler, hesaplaşsınlar. Samimi suç ikrarında bulunsunlar. Desinler ki biz 2007 yılında o 120 kişinin, ben de genel başkanım şu an, o zaman vekildim. 120 kişilik AYM'ye itiraz dilekçesini bize şu kişi emretti. Biz de buna riayet ettik. Ya da genel başkanımız şu kişiyle irtibatlıydı. Buradan geldi bunun şeyi. Bulurum bu da bunun yargıya intikal etmiş hali desinler. O zaman samimi bulurum ama helalleşmem yine de diyeyim. Bugünü kapatmış olalım. Yarın görüşmek dileğiyle inşallah. Allah'a emanet olun. Buluşmak ümidiyle inşallah.